Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün Powerbit Pro'nun kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Beats'i biliyorsunuz Apple birkaç sene önce satın aldı ve Beats'in ürünlerini de kendi tarafına çekmeye başladı yavaş yavaş. Bu da gördüğünüz gibi şu arkasında yazdığı şekilde Apple TV, iPhone ve iPad için yapılmış şeklinde tanıtılıyor. Yani herhangi bir kablosuz kulaklık değil, Apple ürünleri için yapılmış bir kablosuz kulaklık bu. Zaten içinde de Apple'ın kendi H1 çipi var. Aynı AirPods'ın ikinci versiyonunda olduğu şekilde. Şimdi ilk önce kutu açılımıyla başlayalım. Şöyle bıçak çekelim. Böyle güzel mat bir kutu da geliyor. Şimdi bunun neresinden açılıyor? Şu alttan çıkıyor anladığım kadarıyla. Şöyle. Güzel sert bir kap. Beats'in logosu buraya böyle işlenmiş. O da çıkardığımızda şarj kutusunun içinde Powerbit Pro'ları görüyoruz. Şöyle göstereyim size. Güzelmiş. Bu burada dursun. Bakalım başka neler var. Şurada gerçi evet. Şu da şöyle çıkıyor. Bunun içinde şöyle bir dosya çıkıyor ufak. Powerbit Pro'nun kullanım kılavuzu. Bir tane Beats sticker. Ve gereksiz kağıtlar biraz Apple'ın kutu açılımlarını andırıyor açıkçası. Onlarda da böyle kağıtlar falan çıktığı için. Onun dışında siyah bir Lightning kablosu var burada. İlk çıktığında bunlar Apple genelde beyaz ürünler yaptığı için bayağı sükse yaratmıştı. Herkes bunlardan almaya çalışıyordu. Şimdi kulaklığın içinde gözüme. Şu kısmı da siyah ama garip bir şekilde. Tabii bununla birlikte herkesin kulağı farklı olduğu için toplamda 3 set. Bir tane de kendi üstünde vardır büyük ihtimalle. Toplamda 4 set olacak. Şimdi peki ben bunu neden aldım? Ben de şu ilk nesil AirPods'lardan var. İkinci el almıştım bir arkadaştan. Birkaç tane sorunu var bunun. Yani bazen bağlantı sorunları yaşıyor. Tam böyle bağlanmıyor. iPad'den iPhone'a geçerken sıkıntılar yaşayabiliyorum bazen. Onun dışında sol tarafın şarjı, yani sol kulaklığın şarjı sağa göre çok daha hızlı bitiyor. Yani sağ taraf %50'deyken sol taraf %20'de falan oluyor. Genel şarj süresinde çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü yine yani tanıtılan 5 saat ama ben yine 2,5-3 saat götürüyor beni. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşamıyorum ama yine de tabii onun üstüne çıktığınız zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Gerçi yani kulaklığı çıkarıp kabına koyuyorsunuz, 5 dakika sonra çıkarıyorsunuz. Yine en az yarım saat, 1 saat arası dinleyebiliyorsunuz. Tabii aşırı bir sıkıntı olmuyor fakat ufak tefek sıkıntılar oluyor tabii. Bunların bu arada fiyatları burada $250. Türkiye'deki fiyatından tam emin değilim ama 2000 liraya yakın diye düşünüyorum. Ben $200 aldım. Kargo falan her şey dahil. Onun dışında iPhone'un videosunu izlediyseniz o da AirPods'dan daha iyi bir ses kalitesi olduğunu söyledi. O yüzden tercihimi bundan yana kullandım. Bu yüzden aldım yani. Şimdi kutuyu açtığınızda şöyle kulaklık sizi karşılıyor. Aynı zamanda şurada da bir uyarı var. Ne diyor? Ha, bağlamak için şunların içinde olması lazımmış. Bu çıkıyor mu buradan? Aynen bunu da çıkaralım şöyle. Sticker'lar çünkü kalırsa eğer iz yapar sonra da. İçinden de iki tane gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kulaklık çıkıyor. Böyle bir tane kancası var kulağınızı etrafına takmak için. Direkt basma tuşları var şuralarında. Buraya da basılıyor. Buraya da basılıyor. Burada şarj etme noktaları mevcut. AirPods'lara göre zor açıkçası. Çünkü AirPods'la direkt açıyorsunuz, içine bırakıyorsunuz. Yani tek yanlış yapabileceğiniz şey yanlış tarafa takmak. Onu da hemen görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu bağlamak için telefonunuzu getiriyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi direkt çıktı zaten. Unlock the connect diyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen. Zaten %78 bunda, %54 şarjı varmış bunun da. Niye böyle az şarjı geldiyse onu da bilmiyorum. Ve Bluetooth ayarlarında gördüğünüz gibi şu anda Powerbit Pro olarak bağlı. Bunun ayarlarına girdiğimiz zaman da işte adını değiştirebiliyoruz. Kulağınızda mı değil mi onu anlaması için bir sensör var. Aynı AirPods'larda olduğu gibi şuradaki büyük ihtimalle. Onu açtığınız zaman da işte kulağınızdan çıkardığı zaman duruyor falan gibi. Normal yani kablosuz kulaklıklarda olduğu gibi. Kulaklığı da şöyle ilk önce ortasını takıp sonra şöyle döndürünce
Normalde bunların şu yumuşak uçluları, şunları ben takamam normalde. Çünkü kulağıma hiçbir zaman oturmaz. Çünkü bu kancaları olmuyor bunların, yenilerinin çoğunun. Ve işte kulağınızın içine böyle sokarak yapmanız gerekiyor. Ben de hiç yapamıyorum onu açıkçası. Yani böyle sürekli düşüyor yani benden. İmkan yok onun orada durmasının. O yüzden bu kancası şu anda bayağı iyi tuttu şu an kulağımda. Hani imkan yok düşmesine şu anda. Yani AirPods'lar da düşmüyordu ama. Şimdi bunun eksilerinden biraz bahsedeyim. Öncelikle kutusu. Şimdi bir bu var. Bir de bu var. Yani bunu direkt cebinize koyup istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Hani hiçbir sıkıntısız. Bunu şimdi cebinize koymak biraz sıkıntı. Avucunuzun içi kadar neredeyse ve milletin kafasına falan atmalık bir şey. Bu daha elegant, daha tatlı, daha küçük, daha güzel. Yanınızda taşıyabileceğiniz, her sürekli kullanacağınız. Bu da anladığım kadarıyla kutudan çıkaracaksınız, takacaksınız kulağınıza, sonra kutuyu evde bırakacaksınız yani. Ya da çantanız varsa çantaya koyacaksınız. Çünkü direkt buna dışarı çıkabileceğinizi düşünmüyorum. Bu bayağı büyükmüş. Onun dışında AirPods 2'den farklı olarak kablosuz şarj yok bunlarda. Kablosuz şarj olması açıkçası beklerdim çünkü ya bu da ikinci nesil bir sonuçta Apple'ın çıkardığı, Apple'ın tam Apple'ın olmasa da bir kablosuz kulaklık. Bunda da kablosuz şarj olmasını açıkçası beklerdim. Ama ben kullanmıyorum kablosuz şarj açıkçası. Zaten şarjları çok kısa sürede biten şeyler değil. Geceden bırakırım, sabahtan şarj olur. Bir hafta artık neyse dinlerim. Bakarım, benim için çok büyük bir sorun değil bu açıkçası. Şimdi bunun en artı özelliklerinden biri benim için üstünde ses tuşlarının olması. Çünkü AirPods'ta böyle bir şey yok. Yani sadece tuş olmadığı için üstünde AirPods'ın sadece double click yapabiliyorsunuz. Sadece iki kere dokunma şeylerini verebiliyorsunuz. İki kere dokunduğunuz zaman işte ileri git, geri git, durdur, başlat ya da işte Siri'yi çalıştır gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ve bunların içinde ses yükselt, azalt şey yok. İlla telefondan değiştirmeniz gerekiyor sesini. Yani sürekli de telefonu, yani çantanızda olur, bir şey olur. Özellikle yani bunların biraz daha yönelik olduğu, işte koşu yapıyorsanız, işte bir şey yapıyorsanız, spor yapıyorsanız sürekli telefonu çıkarıp da sesini değiştirmek, yükseltmek, azaltmak biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden üstünde olması çok iyi olmuş. AirPods'ta aradığım özelliklerden biriydi. Bunda olması hoşuma gitti. Onun dışında kulağınızdan kesinlikle düşecek bir yapısı yok bence. Çünkü hani böyle AirPods da açıkçası düşmüyor kulağınızdan. Koştuğunuz zaman, şey yaptığınız zaman, sporda da düşmüyor yani. Aç karnına niye böyle şeyler yapıyorum? Aha! Şöyle bir sıkıntısı var AirPods'ın. Bir şey dinliyorsunuz, yaptığınız ya da ters bir hareket yaptınız, kulağınıza çarptınız. Bu düşmüyor mesela. Fakat AirPods hemen düşüyor. Çünkü yani çok bir tutunma noktası yok yani. Şöyle yaptığınız zaman hemen oynuyor. Birisi çarptı, bir şey oldu, hemen çıkabiliyor kulağınızdan yani. Bunun öyle bir derdi yok, kesinlikle çıkmıyor kulağınızdan. Mesela şu an taktım kulağıma ve tekrardan başladı müzikten, şöyle durdurayım. Biraz noise cancellation gibi ses engellemesi olduğunu fark ettim çünkü bunda normal kulaklık, bunda şey olunca bu tarafı duymuyorum şu anda. Buradan duyabiliyorum dışarıyı, öyle diyeyim size. Yani AirPods'tan iyi dışarıdaki ses engellemesi. Fakat tabii bunun için olan kulaklıklar var direkt her şeyi engelleyen. Onlar kadar iyi olmadı kesin yani. Şimdi bunların şarj süresi kulaklık olarak 9 saat. Şarj şeyine taktığınız zaman da 24 saat yazıyor kutusunun üstünde. Dinleme süresi varmış. AirPods'la kıyaslandığında bu 5 saat kulaklıkta, 15 saatte kutusuyla birlikte şeklinde. O yüzden yani büyük olmasının en azından öyle bir yararı var. Bunların içinde aynı AirPods 2'lerde olduğu için H1 çipi var. Daha hızlı bağlanıyor, daha hızlı cihaz değiştiriyor. Latency'si daha az, gecikmesi daha az. Bunların tam ayrıntılarını istiyorsanız iPhone'da onun videosu var. O bayağı ayrıntılı girdi bunlara. Onu izleyebilirsiniz. AirPods 2'nin videosunu onunla aynı diyebiliyorum. Yani ses kalitesi olarak açıkçası ben böyle frekansları şu si bu si tarzı çok öyle bir kulağım yok yani. Yani anlamam o kadar. Fakat gerçekten AirPods'tan biraz daha iyi. Özellikle yani büyük ihtimalle şu ucunun böyle olmasından dolayı basları biraz daha yüksek. Ama onun dışında normal Beats kulaklıkların verdiği o sürekli yüksek bas, sürekli böyle bir kafatası zıngırdatan diyeyim olayı yok. Şimdi ben size bu kulaklıkları tavsiye edemeyeceğim maalesef. Çünkü bunlar Türkiye'de 2000 lira. Dediğim gibi ben bunları $200 aldım. Çarptığınız zaman 1000 lira yapıyor.
Bu Türkiye'de 2000 lira, burada 1000 lira yani, anlayacağız. O yüzden maalesef tavsiye edemeyeceğim ama gerçekten çok güzel kulaklıklar, beğendim. Kulağa oturuşu falan çok hoş. Yani böyle hani bir şey dinliyorsunuz evde ya da bir yerde, üstünüzü çıkarırken en basitten öyle diyeyim, kulaklığın kulaktan uçup gitmesi hiç içten bile değil yani. Bir kere uçakta düşürdüm buraya gelirken. Bayağı aradım, sıkıntı yaşadım yani. Bunun öyle bir sıkıntısı hiçbir zaman olmayacak. Ses kalitesi de iyi. Biraz cancellation'ı da var. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı gelecek. Büyük ihtimalle yeni iPhone alacağım. Onun için abone olun, çana falan tıklayın. Sorularınızı falan varsa aşağı bırakın. Instagram sayfamda takip ederseniz mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.